Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde biz grafikler ve doğrulara giriş yapıyoruz. Ama öncesinde vermek istediğim bazı tanımlar var. Sıralı ikililer, kartezyen çarpım, kartezyen koordinat sistemi, bu tanımları vereceğim. Arkasından da kartezyen koordinat sisteminde bir noktanın koordinatlarını tanımlayacağım. Nokta nasıl gösterilir onu tanımlayacağım. Bölgeleri tanımlayacağım. Ve ondan sonra da ne yapacağız? İki bilinmeyenli denklemi tanımlayıp onun grafiğini, yani doğrunun grafiğini vereceğiz. Dediğim gibi her şey sırayla, adım adım. Önce sıralı ikilinin ne demek olduğunu tarif edelim. Matematikte bir sıralı ikili bir çift nesnedir arkadaşlar. Ve burada sıra adı üstünde sıralı ikili olduğu için sıra önemlidir. Sıra önemlidir. Peki sıranın önemli olması ne demektir? Sıranın önemli olması şu demektir. AB bir sıralı ikili, BA da başka bir sıralı ikili ise bu eşitliğin olması ne zaman geçerli oluyor? Ancak ve ancak A, B'ye eşit olduğunda geçerli oluyor. Yani sıralı ikililerde sıranın yer değiştirmesi başka elemanlar elde etmenizi sağlıyor. 1, 2 sıralı ikilisiyle 2, 1 sıralı ikilisi birbirinden farklı. Bakın birinde, ilk sıralı ikilimizde 1 ve 2, değil mi? Önce 1 gelmiş, sonra 2 gelmiş arka arkaya. Öteki sıradakilerde, ikinci sıradakimizde ise önce 2, sonra 1 gelmiş. Sıra yer değiştirdiği için, sıra değiştiği için bu iki sıralı ikili birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi burada şunu da ifade etmek istiyorum. Biz reel sayı aralıklarını bu gösterimle göstermiştik. Bu gösterimi kullanmıştık. Reel sayı, açık reel sayı aralıklarını hatırlarsınız eğer. Şurası iki tane nokta alayım. Burası 1, burası da 2 diyeyim. Hatırlarsanız bu aradaki tüm reel sayıların oluşturduğu kümeyi ben 1, 2 açık aralığı diye göstermiştim. Burada ise sıralı ikili olarak kullanıyorum. O yüzden şuna lütfen dikkat edin. Yani bu sembolün, bu simgenin kullanıldığı yere göre anlamının değiştiğine lütfen dikkat edin. Yani reel sayılardan, reel sayı kümelerinden, eşitsizliklerden bahsederken 1, 2 bir açık aralıktır. Öte yandan sıralı ikililerden bahsederken, kartezyen koordinatlardan bahsederken, kartezyen çarpımdan bahsederken ise bu gösterim bir sıralı ikilidir. Lütfen ikisinin ayrımını bulunduğu içeriğe göre yorumlayın. Şimdi şunu da ifade edelim. Madem sıralı ikilerden bahsettik, sıralı ikilerin bir özelliğini vereyim. İki tane size sıralı ikili verilmiş olsun. Bakın AB ve CD gibi iki tane sıralı ikili verilmiş olsun. Bu durumda bu iki sıralının birbirine eşit olması A'nın C'ye, B'nin de D'ye eşit olmasıyla mümkündür. Başka türlü mümkün değildir. Yani A, B sıralı ikilisi diyelim ki 3, 7 sıralı ikilisine eşit olması durumu söz konusuysa A'nın 3, B'nin de kaç olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları lütfen not edelim kenara. Pekala, kartezyen çarpımını da tanımlayalım. Kartezyen çarpım neymiş? A ve B. A ve B. Bir saniye. A ve B birer küme olsun arkadaşlar. A ve B birer küme olsun. A ve B birer küme olsun. Bu durumda A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı sıralı ikililerden oluşur. Öyle ki A küçük a
yani bu sıra ikilemimizin birinci bileşeni A kümesinin elemanı, sıra ikimizin ikinci bileşeni B ise B kümesinin elemanı olacaktır. Biz bu arada onu da ifade edelim. AB sıralı ikilisinde A'ya birinci bileşen, B'ye de ikinci bileşen diye söylüyoruz. Yani A ve B iki tane küme olduğunda, iki tane küme olduğunda arkadaşlar, biz bunların kartezyen çarpımını A kartezyen çarpım. Bu kümenin elemanlarının oluşturduğu sıradakiler hakkında anlıyoruz. Yani sıra önemli olduğu için bu kartezyen çarpımının birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni ise B kümesinden oluyor. B kartezyen A'yı da tanımlayayım. Aradaki farkı görün. O da sıradakilerden oluşur, değil mi? O da sıradakilerden oluşacak. BA şeklinde. Öyle ki B, B kümesinin elemanı, A da A kümesinin elemanı olacak. Birinci bileşen bu sefer B kümesinden alınacak. İkinci bileşen ise A kümesinden alınacak. Şimdi isterseniz hemen bir örnekle kartezyen çarpımının tanımını yapayım. Mesela A kümesinin elemanları ne olsun? 1, 2 ve 3 olsun, değil mi? B kümesinin elemanları da ne olsun? Tabii ben bu parantezleri biraz çirkin çiziyorum. Biraz değil, bayağı çirkin çiziyorum. Parantezden başka her şeye benziyorlar ama sizin affınıza sığınıyorum artık. Evet, burada bunlar da alfa ve beta gibi Yunan alfabesinin iki tane harfi olsunlar. Bizden istenen de birincisinde A kartezyen B'yi bulunuz olsun. İkincisinde de ne olsun? B kartezyen A'yı bulun diye söylensin. İki kümenin kartezyen çarpımını bulacağız. Şimdi A kartezyen B'nin elemanlarını yazacağım. A kartezyen B'nin elemanları sıralı ikililerden oluşacak. Birinci bileşen A'dan. İlk önce 1 yazalım. Birinci elemanımız 1 olsun. İkinci bileşen B kümesinden 1 alfa. Parantezi kapat. Virgül koy. Sonra tekrar birinci elemanımız A kümesinden 1 olsun. İkinci elemanımız B kümesinin beta elemanı olsun. Parantezi kapat. İkinci sıradakilerimizi de yazdık. Üçüncü sıradakiliğe geçiyoruz. 2 A'nın elemanı birinci bileşen 2 olsun. İkinci eleman B kümesinin elemanı olan alfa olsun. 2 alfa virgül. Sırasıyla yine böyle devam ediyorum. Birinci bileşen 2 A kümesinden, ikinci bileşen B kümesinden beta elemanı, 2'ye beta sıralı ikilisi ve bu şekilde devam ederek 3 alfa, 3 beta şeklinde ne yapıyorum? Oluşturuyorum. Başka yazabileceğim elemanımız kaldı mı? Kalmadı. Bakın kapattım. A kartezyen B kümesini ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. B kartezyen A'yı da oluşturalım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer birinci bileşen B kümesinden, ikinci bileşen A kümesinden olacak. Birinci bileşen B kümesinden yani alfa. İkinci bileşen 1. Birinci bileşen B kümesinden yani alfa. İkinci bileşen ne? 2. Birinci bileşen alfa kümesinden B kümesinden, özür dilerim. Birinci bileşen B kümesinden, ikinci bileşen A kümesinden yani 3. Sonra tekrar devam ediyorum. Birinci bileşen beta B kümesinden, ikinci bileşen 1 A kümesinden ve sırasıyla yazmaya devam ediyorum. Beta 3 şeklinde. Evet, böylelikle B kartezyen A'yı yazdık. Peki bu iki küme birbirine eşit midir? Bu iki küme birbirine eşit midir? Biliyorsunuz iki tane kümenin birbirine eşit olması için, iki tane bir kümenin birbirine eşit olması için ne olması gerekir? A kümesi B kümesine eşittir ancak ve ancak bu iki küme aynı elemanlara sahipse. Değil mi? İki kümenin
eşit olması demek, iki kümenin aynı elemanlara sahip olması demektir. Bakalım, A kartezyen B kümesi, B kartezyen A kümesine eşit mi? Bakalım, sadece bir tane eleman alıp onların birbirinden farklı olduğunu gösterecek olursam zaten bu iki kümenin eşit olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden de bir alfa elemanıdır A kartezyen B kümesi, bu elemanı alıyorum. Bir de mesela alfa 1 elemanını alıyorum. A kartezyen B şeklinde. Şey, bu da B kartezyen A biçiminde. Bu kümenin elemanıydı. Bakalım, bir alfa, yani bu bir eleman. Bir alfa bir sıralı ikili. Alfa 1 de başka bir sıralı ikili. Bu ikisi birbirine eşit mi diye ne yapıyorum? Bakıyorum. Eşit mi diye bakıyorum. Eşit midir? Bunun eşit olması için, bunun eşit olması için tek bir koşul vardır. Birin alfaya eşit olması. Bu eşitlik var mı? Alfa dediğimiz neydi? Benim burada alfa dediğim Yunan alfabesinden bir harfti. Yunan alfabesinden bir harfti. Ve doğal olarak alfa bir harf, bir ise bir rakam. Doğal olarak bunlar birbirine eşit değiller. Bunlar birbirinden farklılar. Öyleyse bir alfa sıralı ikilisi, alfa bir sıralı ikilisinden farklı. Öyleyse A kartezyen B kümesi de B kartezyen A kümesinden farklı. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kartezyen çarpımı dediğimiz, kartezyen çarpım ne değildir? Çarpımının, kartezyen çarpımının değişme özelliği yoktur. Özelliği yoktur. Kısacası, yani A ve B iki küme olduğunda şu eşitlik her zaman doğru değildir. A kartezyen B her zaman ne olmayabilir? Birbirine eşit olmayabilir. Bunların tabii eşit olduğu nadir durumlar da söz konusu olacaktır. Ancak genel olarak, değil mi? Genel olarak A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit değildir. Demek ki kartezyen çarpımının nesi yoktur? Değişme özelliği yoktur diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi neyi verelim? Şimdi şunu verelim. Evet, madem ki A kartezyen B iki tane kümenin kartezyen çarpımı dediğimiz şey sıralı ikililerin oluşturduğu bir kümeydi. Biliyorsunuz reel sayılar da bir küme. Bu durumda R kartezyen R de bir sıralı ikililer kümesi olacaktır. A, B şeklinde. Burada A bir reel sayı, B de bir reel sayı olacaktır. Öyle değil mi? A kartezyen B kümesi ne dedik? Birinci bileşen A, ikinci bileşen B'den olmak üzere sıralı ikilerin oluşturduğu bir kümeydi. Ve ben şu anda neyi tanımladım? R kartezyen R'nin tanımını yaptım. R kartezyen Y birinci bileşeni bir reel sayı, ikinci bileşeninde bir reel sayı olan nedir? Bir sıralı ikililer arkadaşlar kümesidir diye ifade ettim. İlk önce düzlemin tanımını vereceğim. Arkasından da kartezyen koordinat sistemini tanımlayacağım arkadaşlar. Evet, düzlem dediğimiz bir düz bir yüzey. Bu düz yüzeyin özelliği ne? Bu düz yüzeyin özelliği her yönden sonsuza doğru uzanması. Yani sağ yön sınırlı değil, alt yön sınırlı değil, sonsuza kadar gidiyor. Üst yüzey sınırlı değil, o da sonsuza kadar gidiyor. Ve soldaki gene yüzeyde ne yapıyor? O da sınırlı değil, sonsuza kadar gidiyor. Yani her taraftan sonsuza kadar doğru açılan düz bir yüzeyi kastediyoruz. Şimdi düzlemi tanıdıktan sonra şunu söyleyeceğim. R kartezyen R'yi tanımlamıştım. R kartezyen R neydi? Birinci ve ikinci bileşenleri, birinci ve ikinci bileşenleri birer reel sayı olan sıralı ikililerin oluşturduğu kümeydi arkadaşlar.
Analitik geometrinin temel teoremi diye bir teorem var. Analitik geometrinin temel teoremi. Bu teorem bize şunu söylüyor. Düzlemdeki herhangi bir nokta, aldığın zaman bu nokta R kartezyen R kümesinin elemanıyla birebir eşleşir. Yani düzlemdeki her noktaya karşılık R kartezyen R'nin bir elemanı vardır. Ve bunun tersine R kartezyen R'nin her bir elemanına karşılık ne yapılır? Elemanına karşı düzlemde bir nokta gelir. Ona karşı bir nokta gelir diye söyleyeyim. Yani ben ne yapmış oluyorum? Bakın çok önemli. Düzlem üzerindeki her nokta bir reel sayı ikilisine tekabül ediyor. Her reel sayı ikilisi de R kartezyen R'nin her bir elemanı da bir noktaya, düzlemdeki bir noktaya tekabül ediyor. Buna biz analitik geometrinin temel teoremi diyoruz. Neden ihtiyaç duyacağıma kartezyen koordinat sistemini verdiğimiz zaman anlam vereceğiz. Bakın kartezyen koordinat sistemi nedir? Biz düzlem üzerinde birbirine dik olan iki tane doğru çizeriz. Hemen doğrularımızı buradan çizelim. İki tane birbirine dik olan iki tane doğru çiziyorum. Bir tane dik, şöyle bir dik doğru. Bir tane de yatay bir doğru çiziyorum. Çizdim mi? Çizdim. Bu çizdiğim doğrulara eksen adını vereceğim. Eksen adını vereceğim. Dik olan doğruya y ekseni, yatay olan doğruya ise x ekseni diyeceğim. Bu çizmiş olduğum doğrular birbirine dik. Kesiştikleri noktaya da, şu noktaya da origin diyeceğim. Origin adını vereceğim. Biz buna kartezyen koordinat sistemi diyeceğiz. Kartezyen koordinat sistemi veya dik koordinat sistemi diyeceğiz. Neden kartezyen koordinat sistemi dendiğini de söyleyeyim. Kartezyen koordinat sistemi varlığını kime borçlu? Descartes'e borçlu. Descartes'in Latince, soyadının Latince karşılığı Cartesius olduğu için oradan geliyor. Peki önemi ne? Cebirle geometriyi eşleştirmesi, birleştirmesi. Şimdi bakın düzlem üzerinde her nokta bir R kartezyen R'nin bir elemanına karşılık geliyordu. Şimdi ben onun da burada nasıl konulacağını göstereceğim ama önce bir noktanın koordinatlarından bahsedeyim. P noktası AB sıralı ikilerinden oluşsun. Peki ben bunun koordinatlarını nasıl tanımlıyorum? Birinci bileşen A nasıl tanımlıyorum? Şu noktadan x eksenine bir tane dik doğru şöyle kesik kesik çiziyorum. Bu çizdiğim kesik kesik doğrunun x eksenine ile buluştuğu yere A diyorum. Yani P noktasının x eksenine iz düşümünü alıyorum. Benzer şekilde P noktasının y eksenine böyle dik bir doğruyla kesişimini buluyorum veya iz düşümünü buluyorum. Buraya da ne diyorum? B diyorum. Böylelikle ben P noktasının koordinatlarını bulmuş oluyorum. Bakın bu AB'ye biz AB sıralı ikilisine P'nin nesi diyoruz? Koordinatı. P noktasının koordinatı diyoruz. Böylelikle burada herhangi bir nokta verildiği zaman o noktanın ben koordinatlarını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Mesela düzlem üzerinde yerimizi böldükle biz yerimizi rahatlıkla bulabiliyoruz. Değil mi? Yerimizi rahatlıkla bulabiliyoruz. Mesela bir karınca var.
kağıdın üzerine bir karınca var, bu kare kağıdın üzerine ve ben karıncanın koordinatlarını sana net bir şekilde söyleyip senin o karıncayı bulmanı ne yapabiliyorum? Sağlayabiliyorum. Veya hatırlar mısınız bilmiyorum, Amiral Battı diye bir oyun vardı. Amiral Battı oyununda da biz gemilerimizi böyle düzlem üzerine yerleştirirdik. Karşı taraf bir koordinat söylerdi. Evet, o koordinata göre sen geminin vurulup vurulmadığını ne yapardın? Bulabilirdin. Kimin gemileri ilk önce batarsa yine o yenilmiş olurdu. Aslında bizi çok da güzel bir şekilde düzlem üzerinde herhangi bir cismin, herhangi bir noktanın sana yerini söylemiş oluyor. O yüzden koordinat diye, zaten koordinat sistemi adını veriyoruz. Peki, burada bu sıralı ikilide A ve B sıralı ikilisine, yani P'nin koordinatları üzerinden bu sıralı ikilide A'ya biz P noktasının absisi diye ifade ediyoruz. Bu tanımı veriyoruz ve B'ye de P noktasının ordinatı diyoruz arkadaşlar. P noktasının absisi birinci bileşen, P noktasının ikinci bileşenine ise ordinat adını veriyoruz. Bununla ilgili sorunumuz var mı? Sanırım yok. Bakın şimdi gelelim AB'lerden sayılara geçmeye. Çünkü biliyorum siz AB'leri çok fazla sevmiyorsunuz. AB, BC, onlar X, Y, bilmem ne yazınca sizin biraz kafanız karışıyor. Halbuki AB dediğimiz sadece sayıları sembolize eden, onların yerine vekalet eden simgeler. Herhangi bir sayı değerini alabiliyorlar. Tek farkları 3, 4'ten birçok, yani sonsuz tane sayıyı temsil edebilme yetkisine sahip olmaları. Bakın şimdi sorumuz şu olsun. 1'e 2, 2'ye 1, eksi 1'e 3, 3'e eksi 1, 1'e 0, 0'a 1 noktalarını koordinat sistemi üzerine gösterelim. Analitik geometrinin temel teoremi ne demişti? R kartezyen R'nin her bir elemanının düzlemli bir noktaya tekabül ettiğini söylemişti. Buradaki sıradakilerin her biri R kartezyen R'nin, yani 1'e 2, 2'ye 1, eksi 1'e 3, 3'e eksi 1, bunların hepsi R kartezyen R'nin elemanıdır ve düzlem üzerindeki tek bir noktaya tekabül eder. Ben bu noktaları koordinat sistemi üzerinde nasıl göstereceğim? Birinci bileşen absistir ve birinci bileşeni bulmak için buraya ben z yazmışım ama burası x olacaktı tabii ki. Ben evet ne yapacağım? X eksenin üzerinde arkadaşlar şurasını 1, burasını 2, burasını 3 diye tanımlayalım. 1, 2 ve 3. Benzer şekilde burada da 1, 2 ve 3 diye y eksenin üzerinde de tanımlayalım. 1, 2, 3 şeklinde. Bir de eksi 1, eksi 1. Şurası da eksi 1 olsun. Böyle tanımladık. Şimdi 1'e 2'yi nasıl yerleştireceğim? Hemen bakalım 1'e 2'yi nasıl yerleştiriyoruz. X eksen üzerinde birden dik bir doğru çiziyorum. Y ekseni üzerinde de ikiden 2'ye dik olan dik bir doğru çiziyorum. Bakın şuradan şöyle dik bir doğruyu kesik kesik çizeyim. Çizdim mi? Çizdim. Sonra y eşittir 2 noktasından x eksenine paralel olan şöyle kesik kesik bir doğru çizdim mi? Çizdim. Bu ikisinin kesiştiği yerde şöyle bir nokta var mı? Var. Bu noktaya ben ne diyorum? 1'e 2 noktası diyorum. Bakın 1'e izdüşümü x ekseninde 1, y'ye izdüşümü y eksen üzerinde 2. 1'e 2 noktasını ne yapmış oldum? Belirlemiş oldum. Şimdi benzer şekilde 2'ye 1 noktasını çizelim. X ekseni üzerinde 2'yi buldum. 2'yi buldum. 2'den kesik kesik bir çizgi çizdim. Sonra y ekseni üzerinde 1 noktasını buldum. Ve y ekseni dik olan ve birden geçen şöyle kesik kesik başka bir doğru daha çizdim. Çizdiğim bu mavi dik doğruların kesiştiği yere de ne diyorum? 2'ye 1 noktası diye söylüyorum. Noktalar karışmasın diye başka bir
koordinat sistemi çizeceğim arkadaşlar. Başka bir koordinat sistemi çizeceğim. Hemen şöyle oluşturalım koordinat sistemimizi. Bir tane dikey eksen çizdim. Bir tane yatay eksen çizeceğim. Nerede yatay eksenim benim? Bir tane de yatay eksen çizeceğim. Yatay eksene x ekseni adını vereceğim. Burası x, burası y ekseni. Ve sonra da hangi noktaları çizeceğim? Eksi 1, 3. Ama önce şurası eksi 1 olsun dedim. Burası 1, 2, 1, 2 ve 3 olsun dedim. Tamam. Çok güzel. Şimdi eksi 1'e 3 çizmek için ne yapıyorum? Eksi 1'e x eksen üzerine eksi 1'den geçen şöyle kesik kesik dik bir doğru çiziyorum. Y ekseninde 3'ten geçen y eksenine dik olan başka bir gene dik doğru çiziyorum. Bakın ikisinin kesiştiği bir nokta var. Bu nokta eksi 1'e 3 noktasıdır. Bakın eksi 1 eksi 1 mi? Eksi 1'e 3 noktasının x eksenindeki izdüşümü kaç? Eksi 1. Y eksenindeki izdüşümü kaç? 3. Bununla ilgili sorunumuz var mı? Umarım yoktur. Varsa da ne yapalım? Şöyle bir durduralım videoyu ve 3'e eksi 1 noktasını kendimiz çizmeye çalışalım. Ondan sonra da benim çizdiğimle aynısı mı değil mi diye kontrol edelim. Tamam mı? Sizin videoyu durdurma imkanınız sonuçta var. Evet, bir tane şurada yeştir eksi 1 ihtiyacımız olacak. Ne yapıyoruz? İlk önce evet x ekseninden geçen böyle kesik kesik geçen x eksenine dik olan x eşittir 3'ten geçen x eksenine dik olan bir doğruyu çiziyorum. Sonra da y ekseninde y eşittir eksi 1'den geçen ve y eksenine dik olan bir doğru şöyle çiziyorum. Bu da dik y eksenine. Bu ikisinin kesiştiği noktaya bakıyorum. Burası kaç noktası? 3'e eksi 1. Bakın 3'e eksi 1 noktasının x'e izdüşümü kaç? 3. Y'ye izdüşümü kaç? Y eksenin üzerinde eksi 1. Oldukça kolay. Öyle değil mi? Umarım siz de durduktan sonra kendiniz çizdiyseniz aynı sonucu bulmuşsunuzdur. Başka bir tane sistemi daha çizeyim ve onun üzerine de 1'e 0, 0'a 1'i göstereyim. En çok öğrencilerimizin karıştırdıkları aslında bu noktalar oluyor. Neden bilemiyorum ama öğrenciler bu noktaları göstermekte zorlanıyorlar arkadaşlar. Aslında genel olarak koordinat sistemini anlamakta zorlanıyorlar. Şimdi 1'e 0 ve 0'a 1 noktalarına ihtiyacım var. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yatay eksen xx ekseni, dikey eksen y ekseni. Bunlar birbirine dik olan doğrular ve şurası da 1 noktası olsun x ekseni üzerinde. Y'nin 0 olması durumu, bakın şuradaki orijinde tam olarak 0'a 0 noktasıdır. Bakın şimdi x ekseninden y eksenine böyle bir kesik kesik çizgi çiziyorum. Çünkü y eşittir 0 aslında y eşittir 0 dediğimiz x eksenine eşittir. Y eşittir 0 doğrusu x eksenine çakışıktır birbirine. Çakışıktır. Yani x eksenin üzerinde şu taradığım nokta 1'e 0 koordinatlarına sahiptir. Aslında bir kartezyen koordinat sisteminde, ona birazdan tekrar geri döneceğim. Şurada yeni tane göstereyim. Bir kartezyen koordinat sisteminde arkadaşlar x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatları 0'a eşittir. Şu kartezyen koordinat sistemimiz olsun. Evet, çok güzel. Bu benim kartezyen koordinat sistemim. Ve burada herhangi bir nokta aldığın zaman bu noktanın absisi A, ordinatı 0. Herhangi bir reel sayı olabilir buradaki bu keyfi bir reel sayı olmak üzere. Arkadaşlar, x eksenin üzerindeki bütün noktaların nedir? Absisleri A, ordinatları 0'dır. A da x eksenin üzerindeki bir reel sayı, bir noktayı göstermektedir. Kısacası, mesela şurası
Şurası eksi 1. Mesela şurası 1 olsun. O zaman arkadaşlar farklı bir renge geçeyim. Şu taramış olduğum ve Q ile göstereceğim noktanın koordinatları nedir? Eksi 1'e 0'dır. Şu taramış olduğum x eksen üzerindeki 1'e karşılık gelen noktanın koordinatları nedir? Diyelim ki orası da R olsun. 1'e 0'dır. Veya şurası eksi 1, işte burası eksi 1, eksi 2, şurası eksi 3, burası eksi 4. Mesela şurası eksi 4 olsun. Eksi 4. Bakın burasını taradım. Şurası S olsun. Eksi 4, burası eksi 4'e nedir? 0'dır arkadaşlar. Yani kısacası x ekseni üzerindeki her noktanın, ama her noktanın ordinatı 0'dır. Demek ki bana ister 1'e 0 söylensin. İsterse ondan sonra işte eksi 1'e 0 söylensin. İsterse 3'e 0 söylensin. İsterse pi'ye 0 densin. Bunların hepsi x ekseni üzerinde noktalardır. Bununla ilgili bir sorunuz var mı? Yok. Bakın onu da o zaman şöyle test edebilirsiniz. Bu koordinat sistemi üzerinde ne yapın? Size diyelim ki eksi 3'e 0 noktasını çizin dedim. Onu çizin. Yalnız çizerken lütfen ölçeğinizi düzgün tutun. Yani ölçekler birbirine eşit olsun. Yani mesela şuradan şuraya kadar 1 ise buradan buraya kadar işte burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 5 birim koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela ne olacak? İşte şurası da 2 olacak falan diye ne yapacağız? Ölçeğimizi sabit tutmamız gerekecek. Ona dikkat edin lütfen çizerken de. Oldu mu? Şimdi bakalım y ekseni üzerindeki noktalara gelelim. Y ekseni üzerindeki noktalara gelelim. Y ekseni üzerindeki noktalar için de şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Y ekseni üzerindeki noktalar için de şunu söyleyeceğim. Gene dik bir koordinat sistemini çiziyorum. Dik koordinat sistemini çizdikten sonra da evet. Pardon. Ne yaptım ben? Çizgiden çıktım. Evet. Çizelim şöyle. Çok güzel. Ne demiştik? Yatay olan eksene x ekseni diyoruz. Buraya x ekseni diyoruz. Yukarısına da yani dik olan doğruya da y ekseni diyoruz. Ve bunlar birbirlerine dik olan iki doğru arkadaşlar. Y ekseni üzerinde burası şurası bir nokta. Diyelim ki burası bir P noktası olsun. O zaman bu noktanın apsisi sıfırdır. Ordinatı da B'ye eşittir. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisleri sıfıra eşittir. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisleri yani birinci bileşenleri sıfıra eşittir arkadaşlar. Doğal olarak eğer size birinci bileşeni sıfır olan bir doğru çiz, pardon bir nokta çizin denirse yapmanız gereken şey neymiş? Y ekseni üzerinde o noktayı çizmekmiş. Özür diliyorum. Şöyle ki sıfıra bir noktasını belirleyin dendi. Dediniz ki şurası bir olsun. Evet bakın burası bir olsun dedik. Ne yaptık? Birinci bileşen sıfır, ikinci bileşen bir, y ekseni üzerinde bir nokta. Sıfıra iki. Ne oldu? Şurası da 2 dedik. Burası ne olacak? 0'a 2 noktası olacak. Diyelim ki 0'a eksi 2 noktasını çizin dediler. Ne yaptınız? Burası eksi 1 dediniz. Şurası eksi 2 dediniz. Ve şu noktamız, bakın şu taramış olduğumuz noktada nedir? 0'a eksi 2 noktasıdır diye söyledik. Y ekseni üzerindeki bütün noktalarda ne olacaktır? Apsisleri sıfır olan bir koordinata sahip olacaklardır. İşimiz bu kadar aslında basit. Demek ki özetleyecek olursak kartezyen koordinat sisteminde her şeyden önce biz ne yapıyoruz? Neyi söyledik? Bir, dedik ki bir düzlem üzerindeki her noktaya karşılık R kartezyen R'nin bir elemanı gelir.
Sonra dedi ki ben bu düzlemde birbirine dik iki tane doğru çizersem o zaman ben bir kartezyen koordinat sistemi elde ederim. Birbirine dik olan iki tane doğru çizdim. Ve yatay eksene, x eksene, dikey eksene, y eksene adını verdim. O zaman ben bu düzlem üzerinde herhangi bir nokta verildiğinde bu noktanın koordinatlarını nasıl buluyormuşum? X eksenine ve y eksenine izdüşümler alarak dik kesişimlerini alarak noktadan çizilen doğrularla, dik doğrularla eksenle çizilen bu eksenlerin kesişimlerini bularak ne yapıyorum? Koordinatlarımızı belirleyebileceğimi söyledik. Bunlar birer sıralı ikili olduğu için AB sıralı ikilisi ile BA sıralı ikilisinin birbirinden farklı noktalara tekabül etmesi durumu söz konusu. Ancak ve ancak A ve B birbirinden farklı olursa onu da belirttik arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Söyleyeceğimiz başka bir şey şimdilik yok. Sizin kartezyen koordinat sistemini ve koordinat sistemi üzerindeki bir noktanın koordinatlarını iyi bir şekilde anlamanız ve hazmetmeniz lazım ki bizim doğruların grafiklerini, denklemlerini anlayabilmemiz, onların grafiklerini çizebilmemiz için arkadaşlar. Bu nedenle bugünkü dersimi burada sonlandırıyorum. Hepinize değerli vaktinizi bana ayırıp dersimin dinleme incelini gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.